erkeklerin hem kızların hayalini kurduğu ortak bir şey var. Muhteşem ve gür saçlara sahip olmak. Yani en azından benim hep hayalimdi. Tamamen doğal yöntemleri kullanarak sadece bir hafta içinde harika ve gür saçlara kavuştum. Size tam olarak nasıl yaptığımı anlatacağım. Kendimi bildim bileli saçlarım hep ince telliydi. Bu da kendime olan güvenimi azaltıyordu. Kendinize olan güveninizi azaltan şeyler varsa onlarla başa çıkmak daha iyidir, değil mi? Ama bu durum gidip de saç ektirmek gibi bir şey değildi. Ayrıca saçlarımı bir ton kimyasala maruz bırakmak da istemiyordum. Bu yüzden ev yapımı saç bakım yöntemlerini araştırmaya ve test etmeye karar verdim. 6 farklı yöntem denedim. Ama içlerinden en çok işe yarayanı ve acınası ince telli saçlarımı gür ve çekici hale getireni çemen otu tohumuydu. Çemen otu tohumu mu? Evet, benim de çemen otunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Çemen otu tohumunu çoğu aktarda bulabilirsiniz. Bu deneyi kafama göre yapmadım tabii. Önce kendi araştırmamı yaptım. Çemen otu tohumunda saçı uzatan, güçlendiren ve kırılmasını önleyen hormonlar varmış. Ayrıca hem saçlarınızı parlatıyor hem de kepekle savaşıyormuş. Tam isabet. Çemen otunu iki şekilde kullandım. Saç spreyi ve saç yağı olarak ikisi de işe yarıyor. Bu yüzden dilediğinizi tercih edebilirsiniz. İstediğiniz iki yöntemi de ara ara kullanabilirsiniz. Eğer spreyleri daha çok seviyorsanız, ihtiyacınız olan tek şey yarım kase çemen otu tohumu. Yarım kase çemen otu tohumunu gece boyunca suda bekletin. Ertesi sabah süzün. Suyunu bir sprey şişesine koyun ve saçlarınızı şampuanladıktan sonra bu suyla durulayın. İşte bu kadar. Bunu haftada 2-3 kez yapmayı unutmayın. Ben bir haftada sonuç aldım. Yani bu kesinlikle güvendiğim ve tavsiye edebileceğim bir yöntem. Yağ tarifi de şöyle. 2 çay kaşığı çemen otu tohumunu bir avuç köri yaprağı ile karıştırın. Birkaç dakika kısık orta ateşte pişirin. Sonra toz haline getirebilmek için bir kaba koyun. Toz haline geldikten sonra 2 çay kaşığı toza, 2 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyin ve sonra tekrar kısık ve orta ateşte ısıtın. Sonra yağı bir süre soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra süzün ve saç diplerinize sürün. Karışımı saçlarınızda 1 saat bekletip her zaman yaptığınız gibi yıkayın. Saçlarınızı gürleştirmek için kullanabileceğiniz başka doğal yöntemler de var tabii. Mesela yumurta, saça en iyi gelen şeylerden biri. Yumurta, saç tellerinizin güçlenmesi ve kalınlaşması için saça ihtiyaç duyduğu proteini sağlar. Herkesin buzdolabında her zaman en az bir yumurta vardır, değil mi? Eğer zamanınız azsa veya bir şeyleri oyalanarak yapmayı seviyorsanız, saçınızın uzunluğuna bağlı olarak 1 veya 2 yumurtayı çırpın. Vıcık sıvıyı nemli saçınıza sürün ve 30 dakika bekletin. 30 dakika geçtikten sonra saçınızı en sevdiğiniz şampuanla iyice yıkayın. Bu yumurta maskesini haftada 1-2 kez yaparak çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Maskenin etkisini arttırmak isterseniz bir miktar Hindistan cevizi yağı ekleyebilirsiniz. Bir yumurta sarısı, bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 2 yemek kaşığı suyu karıştırın. Bu karışımı saçlarınıza masaj yaparak yedirin ve yıkamadan önce 30 dakika saçınızda bekletin. Zeytinyağı da saça çok iyi gelen doğal şeylerden biridir. Sağlıklı saçlar için olmazsa olmaz A ve E vitaminleri gibi faydalı vitaminlerle doludur. Ben zeytinyağını biraz ısıtıp saç derime masaj yaparak kullanmayı tercih ediyorum. Saçlarımda 30-40 dakika hatta bazen gece boyunca bekletiyorum. Sonra saçlarımı her zaman yaptığım gibi yıkıyorum. İşte bu kadar. Popüler zeytinyağı maskelerinden birinde bal da kullanılıyor. Bal zeytinyağını tamamlayarak maskenin daha etkili olması sağlıyor. Bu tarifi denemek isterseniz yarım bardak balı çeyrek bardak zeytinyağı ile karıştırın ve karışımı 30 dakika saçınızda bekletin. Daha sonra suyla durulayın ve saçlarınızı normalde yıkadığınız gibi yıkayın. Hint yağı da yüksek oranda E vitamini içeriyor. Ayrıca içinde saçların sağlıklı uzamasını sağlayan yağ asitleri de var. Hint yağı tek başına oldukça iyi iş çıkarsa da Hindistan cevizi yağı ile karıştırıldığında çok daha etkili olduğunu keşfettim. Hindistan cevizi yağı saçlar için gerçekten harika. Yapmanız gereken şey Hint yağını ve Hindistan cevizi yağını eşit oranda karıştırmak ve sonra karışımı biraz ısıtıp saç diplerinize dairesel hareketlerle masaj yaparak sürmek. Ayrıca kalan yağ karışımını bütün saçlarınıza da uygulayabilirsiniz. Böylece yağ saçlarınızın uçlarına kadar her yerine eşit
olarak dağılacaktır. Her iki yöntemi de uyguladıktan sonra saçınızı sıcak bir havluyla örtün ve sihirli etkisini göstermesi için bir saat bekletin. Bu yağ karışımı anında sonuç veriyor. Ancak abartmayın, haftada 2-3 kez uygulamak fazlasıyla yeterli olacaktır. Hazır yağdan konuşurken daha gür saçlara sahip olmanıza yardım edebilecek başka bir yağ da değinmek istiyorum. Bahsettiğim yağ nane yağı. Uzun bir tarifi de yok. Sadece şampuanınıza ve saç kreminize eklemeniz yeter. Antiseptik ve antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu için nane yağının kuru saç derisini rahatlatacağını, saçı kepekten arındırdığını ve saçın sağlıklı uzamasını ve parlamasını desteklediğini okudum. Yine de dikkatli kullanın. Şampuanınızın ya da saç kreminizin her 100 mililitresine 12-18 damla ekleseniz yeter. Aloe vera'nın yararını okudunuz mu bilmiyorum ama harika olduğunu söylemeliyim. Ve sürpriz! Aloe vera saçlarınızı gürleştirmek için de muhteşemdir. Genellikle saç derime saf aloe vera jeli sürüyorum. Biraz masaj yapıyorum ve yaklaşık 30 dakika kadar bekletiyorum. Sonrasında da saçlarımı yıkıyorum. Bu yöntemin etkisini göstermesi diğerlerinden biraz daha uzun zaman alıyor. Bu nedenle hemen sonuç alamazsanız pes etmeyin. Bana güvenin, sabrınıza değecek. Tüm bu eşsiz tariflerin yanında saç bakım rutininde değişiklikler yapmanın da önemli olduğunu öğrendim. Örneğin saç kurutma makineleri ve maşalar saçlarınızı yakarak saç tellerinizin zayıflamasına ve kırılmasına neden oluyorlar. Sizi anlıyorum, sıcak saç şekillendiricileri kullanmayı bırakmak benim için de zor oldu ama buna tamamen değdi. Buklilerin saça verdiği hacimden hoşlanıyorsanız bigudi ya da diğer ısısız saç şekillendirme yöntemlerini deneyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken diğer bir şey de kullandığınız saç ürünleri. Günümüzde çoğu şampuanın ve saç kreminin saçınıza ve saç derinize zarar vermekten başka hiçbir şey yaramayan kimyasallarla dolu olduğu sır değil. Bu tür saç ürünlerini satın almak yerine saçlarınızı yıpratan o sert kimyasalları içermeyen doğal saç ürünlerini tercih edin. Son olarak saçlarınızı her gün yıkamayın. Biliyorum zor olabilir ama her gün saçlarımı yıkamayı bırakmadan önce saçlarım çok yağlıydı. Ancak saçları çok yıkamak onları doğal yağlarından arındırır ve saç deriniz yağ kaybını telafi etmek için daha fazla yağ salgılar. Bu bir kısır döngü ve eğer gür ve sağlıklı saçlar istiyorsanız bu döngüyü kırmak zorundasınız. İşte size bugün anlatacaklarım bu kadar. Ben de işe yaradıysa sizde de yarayacaktır. Daha gür saçlara sahip olmak için başka doğal yöntemler biliyor musunuz? Biliyorsanız aşağıdaki yorum kısmına yazın. Bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve hayata olumlu bakmak için abone olmayı unutmayın.